Merhabalar, ben Ebru. Kanalıma hoş geldiniz. Gerçek suç davalarına yer verdim, videolar paylaşıyorum. Türe merakınız varsa lütfen kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Bugün bayağı öfkelenmenize neden olacak bir davayla karşınızdayım. Zira Amerika'nın en kötü ve en şeytani üvey annelerinden biri olan Eliza Baker'ın davasını anlatacağım. Eliza savunmasız insanları hedef alıyordu ve onların hayatlarını adeta mahvediyordu. 10 yaşındaki Zara Baker'ın da hayatına girecekti. Zara zaten çok ağır mücadeleler vermiş, çok sıkıntılar yaşamış bir çocuktu. Eliza'nın hayatına girmesiyle beraber de çok daha kötü şeyler Zara'yı bekliyor olacaktı. Şimdi size biraz Eliza'dan bahsetmem gerekiyor. Eliza 6 Haziran 1968 yılında Kuzey Carolina'da dünyaya gelmişti. Yine Kuzey Carolina'da annesi, babası ve iki kız kardeşiyle beraber yaşıyorlardı. Özellikle babası Eliza'ya çok düşkündü, ona çok değer veriyordu. Babasının adeta göz bebeği gibiydi. Ancak annesiyle durumlar biraz daha farklıydı. Annesi düzen ve disiplini sağlamaya çalışıyordu. Ancak Eliza annesinin tam tersi yönünde, zıttı yönünde hareketlerde bulunuyordu. Bundan dolayı da aralarında sürekli bir çatışma vardı. Yani anne kız ilişkisinin sorunlu olduğundan bahsedebiliriz. Eliza'nın o dönemdeki okul arkadaşları onun daha küçük yaşlarda bile insanları manipüle etmeye çalıştığını ve çok kurnaz birisi olduğundan bahsediyorlardı. Eliza lise eğitimini yarıda bırakmıştı. 16 yaşına geldiğinde de bir ilişkisinden hamile kalıyor. 17 yaşında ilk çocuğunu kucağına alıyor. Dünyaya bir kız çocuğu getiriyor. Ve doğan çocuğa da Amber adını veriyor. Eliza toplamda 7 evlilik yapmıştı. Size bu evliliklerden kısa kısa bahsedeceğim. Özellikle dediğim gibi böyle savunmasız yönetebileceği insanları seçiyordu. Kendisini böyle çok iyi, çok melek gibi gösteriyordu ama sonradan onun gerçek yüzü ortaya çıkıyordu. Eliza ilk evliliğini Jerry Winkler adında birisiyle gerçekleştirecekti. Jerry aslında onun eski sevgilisiydi. 1,5 yıldır birbirlerini görmemişlerdi. Bir benzin istasyonunda tesadüfen karşılaştılar. Bundan sonra da bir hafta gibi kısa bir zaman içerisinde evlenmeye karar verdiler. Ancak ikisi de 17 yaşındaydı. Yasal olarak evlenebilmeleri için ebeveynlerinden izin almaları gerekiyordu. Bu aşamada Eliza şunu söylüyor Jerry'e. Diyor ki babam bizim evlenmemize asla izin vermez. Ama onu ikna edecek bir şey biliyorum diyor. Ve böylece Jerry'e diyor ki sen benim kızı Amber'ın biyolojik babası olduğunu ailesine söylerse ailesinin buna izin vereceğini söylüyor. Yani bu evliliğe izin vereceğini söylüyor. Böylece Jerry bunu kabul ediyor. Gidiyor ailesine çocuğun biyolojik babası olduğunu söylüyor. Aile de bunu öğrendikten sonra evliliklerine izin veriyor. Ancak birkaç hafta sonra yani evlendikten birkaç hafta sonra Jerry'nin aklı başına geliyor. Yani nasıl bir hataya düştüğünün farkına varıyor. Yani bir anda 17 yaşındaydı. Evlilik, çocuk gibi bir takım yükümlülüklerin altına girmişti. Bunu daha fazla devam ettiremeyeceğini düşündüğü için de Eliza'nın babasına gidip çocuğun yani biyolojik babası olmadığını söylüyor. Ve böylece Eliza ile Jerry'nin evliliği bitiyor. Yani Eliza'nın ilk evliliği böyle sonlanmış oluyor. İkinci evliliğini 19 yaşındayken gerçekleştirecekti. Joseph Picton adında bir adamla tanışıyor. Joseph aslında ağır bir trafik kazası geçirmişti. Bir takım yaraları vardı. Yürümekte güçlük çekiyordu. Ve tanıştıktan kısa bir süre sonra evleniyorlar. Ve Eliza kayınvalidesiyle birlikte yaşamaya başlıyor. İlk başlarda bir şeyler normaldi. Bu evlilikten bir erkek ve bir kız çocuğu olmak üzere iki tane çocukları dünyaya geliyor. Ancak evin içerisinde huzursuzluklar başlamıştı. Eliza böyle çok sinirli, asabiydi. Ve kayınvalidesinin söylediğine göre evden bir takım eşyalar çalıyordu. Ve bir takım eşyalara da zarar veriyordu. Kayınvalidesi artık buna dayanamadığı için polise şikayette bulunuyor. Ve Eliza'yı evden uzaklaştırmak istiyor. Yani bunun için bir karar çıkartmak istiyor. Bunu öğrenen Eliza bildiğiniz kıyametleri kopartıyor. Bağırıyor, çağırıyor ve tehditler savuruyor. İşte bu tehditlerde evi yakacağını, arabasını mahvedeceğini ve özellikle kendi çocukları için onları öldüreceğinden bahsediyor. Kayınvalidesi bu durumdan o kadar korkuyor ki şikayetinden geri vazgeçiyor. Ve böylece yine birlikte yaşamaya başlıyorlardı. Ve bir yıl gibi bir zaman sonra Eliza bu sefer kendi isteğiyle bu evlilikten sıkıldığını söyleyerek ayrılma kararı alıyor. Yanına da kızı Britney'i alıp gidiyor. Yani oğlunu da Joseph'te bırakıyor. Böylece Eliza'nın ikinci evliliği de bitmiş oluyor. Üçüncü evliliğini de 1992 yılında bir barda tanıştığı Andrew Harris adında bir adamla gerçekleştirecekti. Tanıştıktan birkaç ay sonra hemen evlenmişlerdi. Tabii ki yine Andrew'e de çok farklı yüzünü göstermişti. Yani hani olmadığı gibi birisi olarak kendisini göstermişti. Ama birkaç ay sonra bir şeyler yine yüzeye çıkmıştı.
Evin içerisinde çok fazla küfür eder olmuştu. Josepe sinirlenip iki kızı yanındaydı bu arada. Onlara şiddet uygulamaya başlamıştı. Hatta onları saatlerce odalarına kilitliyordu. Bu kavgalar sürekli bu evlilik içerisinde yaşandı. Ancak buna rağmen 2 yıl evli kaldılar. En sonunda çok büyük bir kavga yaşadıkları için de ayrıldılar. Eliza 4. evliliğini de 26 yaşındayken 1994 yılının sonbaharında Darley Putnam adında 30 yaşındaki bir adamla gerçekleştirecekti. Darley sağırdı, bir takım hani özgüven eksikliği vardı, kompleksleri vardı ve hani iletişim kurmakta güçlük çekiyordu. Bu noktada da Eliza'yı böyle çok mükemmel bir kadın olarak görüyordu. Onun kendisine bakmış ve ilgilenmiş olmasından dolayı kendisini çok şanslı hissediyordu. Aslında nasıl bir şanssızlığın içine düştüğünü de bu evlilik içerisinde tabii ki görecekti. Evlendikten birkaç ay sonra yine Eliza gerçek yüzünü göstermeye başladı. Yine çocukları yanındaydı, onlara yine şiddet uygulamaya başlamıştı. Bu evlilik içerisinde özellikle şöyle bir şey yapacak, çok şaşırtıcı bir şey. 8 yaşındaki kızı Amber vardı ya, onu etrafta kanser hastası olduğunu söylüyordu. Onun için gidip bir tane tekerlekli sandalye almıştı ve mahallede insanlara çocuğunun hasta olduğunu söyleyerek geziyordu. Artık bunu niye yaptığı konusunda bir şey bulamadım. Yani artık sempati kazanmak mı istiyordu, insanları acındırmak mı istiyordu ya da bir çıkar mı vardı içerisinde, gerçekten bilmiyorum. Neden böyle bir şey yaptın? Ne kadar hani bu kadar kötü bir şey olabilir mi diye hani düşünmeden edemiyorum. Ne demek yani insanın hani sapasağlam olan kızına kanser diye etrafta dolaşmasını gerçekten anlamış değilim. Böyle bir durum söz konusuydu. Ve bu evliliği de kısa bir süre sonra bitecekti. Çünkü bir gün Darley eve geliyor ve eve geldiğinde Eliza'yı başka bir adamla bildiğiniz yakaladı. Ve o kadar kalbi kırılmıştı ki hiçbir şey söylemeden o orayı terk etti. Yani evi terk etti. Bir süre gelmedi eve ve geri geldiğinde de evinde ne Eliza'yı ne çocukları ne de Darley'e ait hiçbir şey kalmamıştı. Her şeyini götürmüştü. Yani o kadar saf kötülükte biriydi ki hem suçluydu hem de güçlüydü yani. Hatta şöyle söylüyorlar, Darley'nin işitme cihazına kadar götürmüştü. Ve böylece tabii ki Eliza'nın 4. evliliği de sonlanmış oldu. Eliza 5. evliliğini yapmakta da tabii ki geç kalmayacaktı. Çok hızlı şekilde hareket etti ve Jeffrey Alfred adında kendisinden oldukça yaşça büyük birisiyle evlendi. Yani bildiğiniz yaşlı bir adamdı. Tabii ki Jeffrey de yani bu evlilik içerisinde kabusu yaşayacaktı. Normal şartlarda evet bir takım evliliklerinde sorunlar, şiddet, saldırganlık eylemleri göstermişti ama Jeffrey de yaptığı evlilikte daha fazla bir böyle şiddete meyilli hale gelmişti. Bir tane beyzbol sopası vardı ve Jeffrey'i bu beyzbol sopasıyla korkutuyordu. Ona saldırıyordu, ona bir şeyler fırlatıyordu. Jeffrey artık o kadar korkmuştu ki bildiğiniz birkaç parça bir şeyini alıp evi terk etmişti. Böylece 5. evliliği de Eliza'nın sona ermişti. Eliza 6. evliliğini de Erin yan kadında 20 yaşındaki bir çocukla gerçekleştirecekti. Bu arada Erin'in aslında bir takım sağlık problemleri vardı. Bir çeşit kemik hastalığına sahipti. Yürümekte o da güçlük çekti. Ancak bu evlilik Eliza'nın en uzun evliliği olacaktı. Yaklaşık 10 yıl kadar sürdü. Yani 98 yılında evlendiler. 2007'nin sonuna doğru da ayrılacaklardı. O da şundan dolayı Erin'in annesi Eliza'yı bir arabada başka bir adamla öpüşürken yakalıyor. Hatta biraz daha ötesinde bir şeyler gördüğü söyleniyor. Bunu oğluyla paylaşıyor ve böylece bu evliliği de bitmiş oluyor. Resmiyette ayrılmamışlardı. Eliza 2008 yılında 7. kocası olacak olan Adam Baker'la tanışacaktı. Aslında Adam kilometrelerce uzaktaydı. Onlar bir internet sitesinde sohbet odasında tanışmışlardı ve aralarındaki diyalog, ilişki gelişmişti. Öyle ki artık Eliza bütün eşyalarını toplayıp Avustralya'ya gitti. Böylece Adam'la ilk defa karşılaştılar. Adam 33 yaşında bekar bir babaydı ve Zara adında da bir kız çocuğu vardı. Şimdi size biraz Zara'dan bahsedeceğim. Zara 16 Kasım 1999 yılında Yeni Galler diye bir bölge vardı Avustralya'da. Orada dünyaya gelmişti. Ancak daha doğar doğmaz çok kötü bir trajik bir olay yaşıyor. Çünkü annesi onun doğumuyla beraber ağır bir depresyona giriyor ve hiçbir şekilde çocuğunu benimseyemedi. Kucağına bile almak istemedi ve bundan dolayı da Adam ve Emily ayrıldı. Zara'nın velayetini de Adam almıştı. Adam da çocuğa tek başına bakamayacağı için
Annesi ve babasının yanına taşındı ve üçü birlikte Zara'yı büyütmeye başladılar. Zara çok hani büyük annesi ve büyük babası özellikle onun annesinin yokluğunu hissettirmemeye çalışıyorlardı. Ona çok değer veriyorlardı, çok seviyorlardı. Ve Zara da çok böyle neşeli, sevecen, hayat dolu bir çocuktu. Ancak 5 yaşına geldiğinde doktorlar Zara'ya kemik kanseri teşhisi koyuyorlar. Bundan sonra zorlu bir sürecin içerisine giriyor. Bir takım tedaviler görüyor. Fakat doktorlar kanserin daha fazla yayılmasını önlemek adına Zara'nın bacağını kesmeye karar veriyorlar. Ve Zara'nın bacağı bildiğiniz diz kapağının altından kesilecekti. Ve onunla bir protez takılacaktı. Ve Zara aynı zamanda da işitme, yani çok büyük bir oranda işitme kaybını da yaşamıştı. Ve böylece bir cihazla duyması sağlanıyordu. Yani ona bir cihaz takılmıştı. Bir şekilde bu zorlu süreci, yani bu ağır süreci geçirmeye çalışırken 7 yaşında kanser tekrardan ortaya çıkıyor. Daha birinin yani şeyini, etkilerini atlatmadan maalesef 7 yaşında da bu sefer doktorlar akciğerinde kanser kitlesi görüyorlardı. Ve tabii ki yine yoğun bir tedavi sürecine giriyor. Ben bunları şimdi böyle anlatıyorum ama o tedavi sürecinin ne kadar meşakkatli olduğunu, özellikle küçücük bir çocuğun bunlara, hani buna maruz kaldığını bilmiyorum. Yani düşünemiyorum bile. Doktorlar bu noktada kanserin daha fazla başka yerlere sıçramaması adına da akciğerinden bir parça alacaklardı. Yani o kanserli kitleyi almışlardı. Böylece Zara 7 yaşında 2 kanseri yenmeyi başarmıştı. Ve bir şekilde de hayat normale dönmek üzereydi onun için. Okula başlamıştı. Arkadaşları da onun bu mücadeleci haline hayranlardı. Özellikle Avustralya'da Zara 7 yaşında 2 kez kanseri yenmesi çok gerçekten yani çok muhteşem bir şey olduğu için onu böyle cesur mücadeleci kız başlıklarıyla, buna benzer başlıklarla onun adına makaleler yazmışlardı. Şimdi Zara'nın hayatı, yani geçmiş, yani Eliza'dan önceki hayatı böyleydi arkadaşlar. Şimdi Eliza'dan sonraki dönemi de anlatacağım size. Eliza ve Adam artık birlikte yaşamaya başlayacaklardı. Biliyorsunuz ki Adam ailesiyle yaşıyordu ve Eliza da aileyle birlikte, yani onun annesi ve babasıyla dahil olmak üzere evde yaşayacak. Onlarla birlikte evde yaşamaya başlamıştı. Fakat Adam'ın annesi Eliza'da böyle hoşuna gitmeyen bir takım şeyler vardı. Özellikle tutarsız yalanlar ve abartılı söylemleri vardı ve bundan hiç hoşlanmamıştı Adam'ın annesi. Ve oğlunu ufak da olsa uyarmıştı aslında ama hiçbir şekilde Adam onu, hani annesini dinlememişti. Çoktan Eliza Adam'a tırnaklarını geçirmişti. Şöyle bir karar alacaktı Eliza. Amerika'ya taşınalım diye bir teklifte bulundu Adam'a. Adam da hiç düşünmeden bunu kabul etti. Adam'ın annesi bu konuda Adam'ı o kadar çok uyardı ki. Çünkü yani biliyorsunuz Zara 2 tane büyük bir şey yaşamıştı. 2 tane kanseri atlatmıştı. Hala tedavi süreci içerisindeydi. Ve yani bu kadar ağır şeyleri atlatmış bir çocuğu arkadaşlarından, işte büyük annesinden, büyük babasından, evinden, Avustralya'dan ayırmanın çok iyi bir şey olmadığını oğluna söyledi. Hatta tedavi nasıl olacak dedi. Yani sonuçta oraya gittiklerinde bir sağlık güvenceleri de olmayacaktı. Hani bunların hepsini uyardı ama Adam hiçbir şekilde dinlemedi. Özellikle Eliza çok varlıklı bir aileden geldiğini falan da söylemişti. Adam galiba bunlara falan da güvendi. Ve bu karar, yani bu aldıkları karardan hiçbir şekilde vazgeçmediler. Böylece Zara, Adam ve Eliza Kuzey Carolina'ya, Eliza'nın babasının evine taşındılar. Ve bir şekilde Zara yine oraya da uyum sağlamak için elinden gelen mücadeleyi veriyordu. Ufak bir arkadaş grubu da bulmuştu ve onlara işte Avustralya'dan, oradaki arkadaşlarından bahsediyordu. Yani iyi bir iletişim kurmayı başarmıştı aslında. Tek olumsuz bir şey vardı. Zara artık böyle hani tedavi göremiyordu. Dediğimiz gibi onların bir sigortası yoktu. Yani Zara'nın babasının varlıklı olduğu da yoktu ama Adam bu konuda niye hiçbir şey yapmadı onu da bilmiyorum. Ve böyle bir sıkıntı vardı. Yani bu çok önemli bir sıkıntıydı aslında. Ve 6 ay sonra Eliza'nın babası bildiğiniz onları evden kovuyor. Bu süreçte biraz para biriktirmişlerdi ve onlar bir apartman dairesi buluyorlar. Yani bir çatı katında bir yer kiralayabiliyorlardı. Ve maalesef bu Zara'ya yapılan kötü muamele de ilk kez burada başlayacaktı. Taşındıktan kısa bir süre sonra Eliza ve Adam arasında şiddetli tartışmalar yaşanmaya başladı. Artık yani olayın dozu hani şiddete kadar vardı. Yani fiziksel şiddete kadar varmıştı. Bütün bunların arasında maalesef Zara kötü günler yaşıyordu. Yani bundan çok etkileniyordu.
Zara'yı özellikle apartman sakinlerinden kimse kolaylıkla göremiyordu. Yani sadece okula giderken onu görebiliyorlardı. Yine apartman sakinlerinin söylediğine göre çatı katından zaman zaman garip sesler duyuyorlardı. Bu sesin bir hayvana, bir kediye, yani o yapılan gürültünün kediden kaynaklı olduğunu düşünüyorlardı. Ancak durum tamamen bambaşka bir şeydi. Aslında bildiğiniz Zara'yı o çatı katına, tavan arasına oraya kapatıyorlarmış ve orada uyumasını istiyorlarmış. Böyle bir şey yaşanıyormuş. Yani o sesi çıkartan da aslında Zara'ymış. Yani kötü muamele işte böylece başlamış oluyor. Bunu kimin yaptığı bilinmiyor. Yani Adam mı yaptı, Eliza mı yaptı bilinmiyor ama genel kanı bunu Eliza'nın yaptığı, Adam'ın da buna hiçbir ses çıkartmadığıydı. Şimdi 2010 yılına geliyoruz. Zara 10 yaşına gelmişti. Oturdukları evden de kirayı ödeyemedikleri için çıkartıldılar. Daha sonra böyle bir tır dorsesi gibi bir prefabrik bir eve taşındılar. Adam da bu arada bir iş buldu. Maddi açıdan bir şeyler iyi gitmeye başlamıştı. Ancak şöyle bir durum vardı ki Adam çok uzun saatler çalışıyordu. Yani işteydi. Ve bu demek oluyordu ki Eliza ve Zara çok fazla baş başa kalıyorlardı. Şimdi size Eliza ile ilgili bir takım şeylerden bahsedeceğim. Eliza biliyorsunuz 6. eşi Aaron'la hala evliydi resmiyette ve Adam'a hiçbir şekilde bundan bahsetmemişti. Hatta bir kaynakta Aaron'ı Adam'a kuzeni olarak tanıştırdığından bahsediliyor. Eliza aynı zamanda bir takım yasa dışı işlere bulaşmıştı. Özellikle evine bir takım adamlar geliyordu. Kendisi reçeteyle satılması gereken ilaçları bir şekilde temin ediyordu ve başkalarına satıyordu. Ve bildiğiniz Zara'nın olduğu eve neydi belirsiz adamlar da geliyordu. Artık Zara ile tamamen baş başa kalan Eliza da ona bir takım şiddetlerde bulunmaya başlayacaktı. Ona bir takım cezalar veriyordu. Biliyorsunuz Zara'nın protez bir bacağı vardı ve onu bildiğiniz yani yürümekte zaten zorluk çekiyordu. Onu koşmaya zorluyordu. Hatta onu birkaç kez döverken de komşuları buna şahit olmuştu. Bu durumda şöyle, yani Zara'yı suçlayıcı bir takım şeyler söylüyordu. İşte çok yaramazlık yaptı falan filan gibi bir şeyler söylüyordu komşulara. Komşular bu aşamada bir şey yapmamışlardı. Aynı zamanda Eliza'nın biliyorsunuz yetişkin kızları vardı. Yani artık hani o iki kız yetişkin hale gelmişlerdi. Zaman zaman da annesine gelip ziyarette bulunuyorlardı ve onlar da Zara'ya yaptığı kötü muameleyi görüyorlardı. Ve onlar da o aşamada hiçbir ses çıkartmadılar. Kimseye bunu bildirmediler. Fakat bir gün şöyle bir şey olacaktı. Eliza Zara'ya o kadar şiddetli bir şekilde vuracaktı ki Zara da kaçınacaktı ve Eliza'nın eli protez bacağına gelecekti. Böylece Eliza'nın eli kırılacaktı. Yani ne kadar şiddetli vurduğunu düşünebiliyor musunuz? Yani o kadar şiddetli vuruyor ki elini kırıyor. Böyle bir durum yaşandı. Bundan sonra da Eliza'nın kızları ve komşuları da durumu yetkililere bildireceklerdi. Fakat yetkililer geldiklerinde inanın ki hiçbir şey yapmadılar. Ben buna anlam veremedim. Yani nasıl hiçbir şey yapmazlar bilmiyorum ama gerçekten de hiçbir şey yapmadılar. Bu arada Eliza tabii ki şiddet görmeye devam etti. Özellikle okula da böyle kolu bacağı mor bir şekilde gidiyordu. Bir keresinde de gözü mor bir şekilde gittiğinde de öğretmenleri bu durumu fark etti. Ve yine onlar da yetkililere bu durumu bildirdiler. Ancak ben anlamadım ne olması gerekiyor. Bu yetkililer hiçbir şekilde yine bir şey yapmadılar. Bir keresinde de okulda çok trajik bir şey yaşanıyor. Eliza altına kaçırıyor, yani altını ıslatıyor ve o kadar korkuyor ki öğretmenlerin bunu Eliza'ya söyleyeceğinden o kadar korkuyor ki bildiğiniz bütün vücudunda o korkuyu hissediyordunuz. Öğretmenler de bunun farkında oldukları için ve yetkililer hiçbir şey yapmadığı için tabii ki durumu Eliza'ya bildirmediler. Hatta bir öğretmeni Zara'ya bir şey olduğu takdirde onu araması için telefon numarasını yazıp Zara'ya vermişti. Ancak kötü bir şey yaşanacaktı. Bu verdiği not, yani o telefon numarası Eliza'nın eline geçecekti ve hatta öğretmenlere bile o kadar sinirlendi ki nasıl bizim hayatımıza karışırlar diye. Bu noktada Zara'yı tamamen okuldan aldı ve ona ben evde eğitim vereceğim dedi. Böylece Zara'nın okul hayatı da bitmiş oldu. O kadar çok insan Zara'nın şiddet gördüğünü biliyordu ki ve o kadar çok insan da bunu belirtti ki yetkililere. Yine yetkililer eve geliyor. Şimdi bu yetkililerin eve geldiğinde aslında yaşanan şu. Bu morlukları falan da görüyorlardı. Ve gördüklerinde verilen cevap da şuydu. İşte protez takıyor ya, onu tam takamadığı, bundan dolayı düştüğü, bu morlukları da bundan kaynaklı olduğunu
söylüyorlardı ve tabii ki Zara'yı da Eliza tembihlediği için ve hani her şeyin çok güzel olduğundan falan bahsediyordu Zara. Mecburdu buna. Korkuyordu çünkü çocuk. İşte annesini çok sevdiğini, bir takım problemler olmadığını, yanlış anlaşıldığı falan gibi gibi bir şeyler yetkililere böyle söyleniyordu. Ancak yani bu yetkililer hem Şubat'ta geldiler, hem Mayıs'ta geldiler, hem de Ağustos'ta tekrar geldiklerinde yani komşuların gördük demelerine inanmak yerine 10 yaşında baskı altında olan ve korkmuş olabilmesi muhtemel bir çocuğun sözlerine inanmayı tercih etmişlerdi. Ve o yüzden hiçbir şey yapmadan yine evi terk edip gitmişlerdi. İnanabiliyor musunuz? Yani bu kadar şiddeti görüyor, bu kadar şikayet var. Yani sadece küçücük bir çocuğun beyanına inanıyorsunuz. Acaba bu çocuk korkmuş mudur ya da başına hani tehdit görüyor mudur diye düşünmek yok yani. Böyle ahmakça bir şey olamaz. Şimdi 2010 yılının Eylül ayına geliyoruz. Oturdukları yerden taşındılar ve Adam'ın bir patronu vardı ya. O patronu kendi mülkünü Adam'lara kiraladı. Burada oturmaya başlamışlardı. Ancak maalesef bu evde Zara'nın sesini duyabilecek yani ne bir etrafta komşu vardı ne de başka bir şey. Yani orada bir çocuk olduğunu bile bilmiyorlardı. Eliza Zara'ya yine böyle şiddet uygulamaya devam ediyordu. 9 Ekim 2011 tarihinde 911'e Eliza Baker tarafından bir çağrı yapılıyor. Bu çağrıda evinin bahçesinin yandığından bahsediyordu. Böyle bir ihbarda bulunuyor. İtfaiye ekipleri de hemen Eliza'ların yaşadığı eve geliyorlar. Yangına müdahale edeceklerdi. Bu arada yangın sabah çok erken saatlerde böyle 5-6 civarında çıkmıştı. Ve o müdahaleyi yaptıktan sonra da itfaiye ekipleri oradan ayrılacaklardı. Fakat bir itfaiye eri Adam'ın patronuna ait olan arabanın camında bir not gördü. Bu nota baktıklarında şu yazıyordu. Bu bir fidye notuydu. Kızınız elimizde, onu tekrar görmek istiyorsanız bize 1 milyon dolar ödemelisiniz. Sadece bu yazıyordu. Bunun üzerine polis ekiplerine haber verdiler tabii ki. Polisler de Adam'ın patronu olan Kofe ile görüşmeye gittiler. Yani böyle hani onun da bir kızı vardı çünkü. Acaba hani bu gerçek miydi? Onu öğrenmek için görüşme yaptıklarında Kofe böyle bir şeyin yaşanmadığını söyledi. Yani kızı evindeydi. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Ancak aynı gün saat 14'te Eliza Baker 911'e yine bir çağrı yapacaktı. Ve bu çağrıda kızları Zara'nın kayıp olduğu ihbarını bildiriyor. Aslında bu sözde hikayeye göre fidyeciler Kofey'in kızını hedef almışlardı ancak yanlışlıkla Zara'yı götürmüş gibi gözüküyorlardı. Biliyorsunuz Adam'lar patronunun mülkünde oturuyorlardı ya, bundan dolayı bir yanlışlık olduğu tablosu çizilmişti adeta. Ve şöyle bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Yani biliyorsunuz ki yangın saat 5 ile 6 civarında çıkmıştı. Ve saat 14'te haber veriyorlar. Yani yaklaşık 8-9 saattir bu kaybı hiçbir şekilde bildirmiyorlar ve kızın kayıp olduğundan haberleri olmadığını iddia ediyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Olması mümkün mü? Tabii ki değil. Şimdi detaylara geleceğiz tabii ki. Bu arada polisler de gelmişti. Eliza ve Adam'la görüşmeler yapacaklardı. Polisler ilk olarak Eliza ile görüşme yaptılar. Bu görüşmede Zara'yı en son ne zaman gördüğünü sordular. Eliza da cevap olarak onu en son gece 2.30'da uyuyup uyumadığını, herhangi bir sıkıntı olup olmadığını kontrol etmek için odasına girip baktığımda gördüm diyor. Orada uyuyordu diyor. Ve ondan sonra da odama gittim, yattım ve saat 5.20 geçe yangınla birlikte uyandım. Ondan sonrasını bilmiyorum diyor. Daha sonra polisler Adam'la da görüşeceklerdi. Adam tamamen farklı bir ifade veriyor. Ona en son ne zaman gördüğünü sorduklarında da kızını en son kaybından 3 gün önce gördüğünü belirtiyor. Bu noktada çelişen ifadeler doğrultusunda polisler şüpheleri Eliza'ya yöneltmişlerdi. Onu bir yalan testine soktular ve tamamen yalan söylediği ortaya çıktı. Polisler bu noktada onu tutuklamayı çok istediler ama doğrudan bir şey yoktu. Bu sefer polisler onu eski suçlarından dolayı tutuklayacaklardı. Bir ehliyetsiz araç kullanma gibi bir durum yaşanmıştı bundan dolayı. Bir de bir takım karşılıksız çekler yazmış galiba. Bundan dolayı da tutukladılar. Onu gözaltında tutuyorlardı bu sayede. Daha sonra polisler Eliza'ların evlerini arayacaklardı her yeri.
Özellikle de köpeklerle falan gittiler. Bu liminal dediğimiz mavi ışık var ya, kanı, hani kanı tespit eden. Bununla da evin her yerini incelediklerinde maalesef yatak odasında çok miktarda kan, yani kan izine rastladılar. Daha doğrusu o ev boyanmıştı, belliydi. O boyanın altında bile bu mavi ışık dediğimiz mucizevi ışık sayesinde onlar da ortaya çıkmıştı. Ve bundan sonra polisler bu kayıp vakasını cinayet vakasına çevireceklerdi. Çünkü buldukları, yani kan miktarı o kadar fazlaydı ki zavallı Zara'nın kurtulma imkan ihtimali bu kan kaybından dolayı mümkün değildi. Bu yüzden dolayı da dediğimiz gibi cinayet davasına dönüştü. Bu arada şundan bahsetmeyi unuttum. Ev aranmadan önce Adam'ın üzerine polisler baskı kuruyorlar. Bu baskılar sonucunda da ifadesinin yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Yanlışlık şuradaydı. Kızının, hani dediler ya, kızını en son ne zaman gördün? O da demişti ki kaybından 3 gün önce gördüm. Aslında 3 gün değil, tam 15 gün öncesinde görmüştü kızını. Yani kızını 2 haftadır görmemişti. Yani ben 3 güne çok diyordum ama adam 15 gün boyunca hiçbir şekilde kızına bakmak, onu geç de geliyorsa hani gidip odasına bakmak aklına gelmemişti. Ya da nerede, ne yapıyor diye sormak da aklına gelmemişti yani. İnanılır gibi değil. Ve tabii ki bundan sonra da eve aramalar yapıldı. Her şey tespit edildi. Artık polisler, yani Eliza'nın üzerinde çok büyük bir baskı kurmaya başladılar. Onu sorgulamaya devam ettiler. Ve ona şunu söylediler. Ölüm cezasına çarptırılmak istemiyorsan bizimle anlaşmaya varmalısın. Eliza da bunu düşündü ve kesinlikle anlaşmaya karar verecekti. Hemen avukatlarını çağırdı ve kesinlikle idam edilmeyeceğine dair bir anlaşma yapacaktı. 2010 yılının Kasım ayında Eliza ile bir takım müzakereler sağlanmıştı, anlaşma yapılmıştı. Bu çerçevede de ifadesini verecekti. İfadesine göre 24 Eylül'de, yani bu ihbar yapılıp kayıp ihbarlar yapılıyor ya, yangındır, kayıptır. 9 Ekim'de yapılıyor. 24 Eylül'de, yani 15-16 gün öncesinden bahsediyoruz. İşte bu tarihte Zara'yı yatak odasında bilinçsiz bir şekilde gördüğünü söylüyor. Onu hayata döndürebilmek için de 30-40 dakika ilk yardımda bulunduğunu, kalp masajı yaptığını söylüyor. Ama hiçbir şekilde hayata dönmedi diyor. Bunun üzerine kocam Adam'ı aradım. Durumu anlattım. Adam da hemen eve geldi. Geldikten sonra da düşündü, taşındı ve en iyisi bu durumu polise bildirmemeliyiz diye söyledi diyor. Böyle bir karar verdi diyor. Ardından da kızını banyoya taşıdığını, küvetin içerisine yerleştirdiğini, bir süre orada beklediğini, daha sonra da onu parçaladığını, şehrin birkaç bölgesine ceset parçalarını dağıttığından bahsediyordu. Böyle bir ifade verecekti. Yani suçu tamamen Adam'a atıyordu. Ve tabii ki polisler bunun doğru olup olmadığını kontrol etmek için de telefon kayıtlarına bakacaklardı. Bu kayıtlarda 24 Eylül'de Adam'la kesinlikle bir telefon görüşmesi yapmamıştı. Aynı zamanda da Adam geç saatlere kadar 24 Eylül'de iş yerindeydi. Hiçbir şekilde eve geldiği gözükmüyordu. Eliza ise tamamen evdeydi. Hatta Eliza'nın cesedin parçalarını da, bu arada polisler söyledikleri yerleri de kontrol ediyorlardı. Birkaç ceset parçasını da bulmuşlardı. Ve o parçalarda parçaların bulunduğu bölgelere gidildiğini gösteren kayıtlar polisin elindeydi. Yani Eliza oralara gitmişti. Yani bunu Eliza aslında tek başına yapmıştı arkadaşlar. Yani çıkan sonuç buydu. Polisler maalesef Zara'nın kafasını hiçbir şekilde aramalar sonucunda bulamadılar. Bunun yanı sıra bazı kemik parçalarına da ulaşamadılar. Polislerin inandığı şuydu. Eliza'nın yatak odasında uyuyan, yani yatakta uyuyan ya da uyumuyor da olabilir ama Zara'ya bir şekilde ağır bir cisimle ölene kadar darbeler indirdiğini ve öldükten sonra da onu banyoya sürüklediğini, daha sonra da küvette Eliza'nın onu parçaladığına inanıyorlardı. Daha sonra işte cesedin parçalarını şehrin dört bir tarafına dağıtmıştı. Bundan sonra da gelip evi temizlemişti. Ardından da o yatak odasını boyadığını söylüyorlar. Yani polislerin inandığı buydu. Zara'nın ölümünden 5 ay sonra, 2011 yılında Eliza'nın mahkemesi görülecekti. Hatırlıyorsanız başta bir anlaşma yapmıştı ya, ifade vermesi doğrultusunda ölüm cezasına çarptırılmayacaktı ya. İşte bundan dolayı, ki bu nasıl oluyor bilmiyorum, ifadesi tamamen yalandı. Nasıl bu sözleşme hala geçerliliğini koruyor anlamış değilim.
İşte bundan dolayı kendisine sadece ikinci dereceden cinayetle suçladılar ve ona 18 yıl hapis cezası verdiler. Ancak bir yerde söylemiştim, hatırlıyor musunuz bilmiyorum, hatırlatayım ya da. Bir hani ilaç satıyordu, böyle reçetesiz ilaçları el altından temin ediyordu ya. İşte bunu da polis öğrenmişti ve bundan dolayı da kendisine ekstra 10 yıl ceza daha verildi. Adam'a gelirsek, Adam hiçbir şekilde kızının ölümüyle ilgili bir ilişkilendirme, bir bağlantı bulamadıkları için serbest kalmıştı. 2011 yılında Zara'nın kafatası bulunacaktı ve incelemeler sonucunda gerçekten de kafatasına aldığı künç cisim darbelerinden dolayı yaşamını yitirmişti. Gerçekten çok acı bir davaydı. Zara Becker yani küçücük hayatına o kadar büyük acılar sığdırmıştı ki. O kadar böyle ağır şeylere maruz kalmıştı ki. Zaten anlattım, biliyorsunuz, iki kere kanseri yenmişti, bacağı kesildi, işitme kaybı yaşadı. Bunun üzerine sevdikleri insandan ayrılmak zorunda kaldı. En baştan zaten annesi onu bir şekilde benimseyemedi. Hangi birini sayayım bilmiyorum. Daha sonra bu cani kadının böyle eziyetlerine maruz kaldı ve yetmedi. Bu cani taraf, yani cani kadın tarafından hayattan koparıldı. Ve tabii ki babası Adam'a gelirsek, Eliza'ya ne kadar öfkeliysem kesinlikle babası Adam'a da o kadar öfkeliyim. Çünkü o çocuğun neler yaşadığını hiç mi görmedin? Yani sonuçta bir şekilde bir yerlerin morar, yani morluk içerisindeydi. İşte ona da yalanlar uyduruyordu tabii ki, ama şöyle bir durum vardı. Yani az çok Eliza şirret bir kadın olduğunu anlamışsındır. Çünkü siz de tartışmalar yaşıyordunuz, bir takım bir şeyler yaşıyorlardı. Yani nasıl olur? Yani en dehşete kapıldığım nokta ise 15 gün boyunca çocuğunu görmediğini söylüyor. Çalışıyor olabilirsin, uzun saatler çalışıyorsundur da bir gidip de odasına bakıp yani çocuğum iyi mi kötü mü, yani 15 gündür görmüyorum, bir yüzünü göreyim demek istemez mi bir insan? Yani kesinlikle bence Adam da ihmalkarlıktan ve umursamazlıktan dolayı kesinlikle suçlanmalıydı ve bir ceza varsa onu kesinlikle çekmeliydi diye düşünüyorum. Ve tabii ki ceza alması gereken birisi, yani birileri varsa, o da kesinlikle ihmalde bulunan yetkililerdir. Çünkü biliyorsunuz ki Zara'nın şiddet gördüğüne dair defalarca komşular, öğretmenler aramışlardı, yani bildirmişlerdi. Gidip kendi gözleriyle de bir takım morlukları görmüşlerdi. Ama buna rağmen hiçbir şey yapmamışlardı. O yüzden onlara bir ceza verildi mi bilmiyorum. Hani o konuya ulaşamadım. Umarım hak ettiklerini onlar da bulurlar. Küçücük bir kız çocuğu canından oldu yani. Zamanında müdahale edip onu oradan alabilselerdi bugün yani aramızda olabilirdi ya. Benim bu davayla ilgili söyleyeceklerim belki daha çok şey vardır ama daha fazla böyle sinirlenip şey yapmak istemiyorum arkadaşlar. Sizin varsa yorumlarınız, onu aşağıda görmek isterim. Tabii ki başka yorumlarınız varsa onları da görmek isterim. Dediğim gibi bugün de bir davamızın sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Ancak lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.